Evet sayın seyircilerimiz, evet güzel minik çocuklarımız, Çocuk Dünyası programını izleyenler. Tabii bu haftada programımız güzel bir şekilde devam edecekti inşallah. Ve aynı vakitte de çizgi film, çizgi şarkılar da izleyerek güzel programımıza, kalın bizlerden gidelim çocuklarımıza güzel bir sohbet edelim. Seyircilerimiz, evet güzel minik çocuklarımız, Çocuk Dünyası programını izleyenler. Gördüğünüz gibi programımız güzel bir şekilde geçirir. Yağmurda bir güzel oğlan, bak ne kimiden geldi ve ne şekil geçirir vakti burada. Bu güzel oyuncaklardan. Adı ne güzel oğlan? Ahmet. Ahmet, bugün kimiden gelip sen buraya? Mamam. Siz her zaman gelersiniz buraya? Ha. Güzel bir güzel abi. Ha ha. Senin kardeşin buraya gelersiniz? Ha. İmtihanatları da bitirdi, o gün netice aldı. Ha. Hala almamışım neticem, ben o 6'yım. 6'sın sen? Ha. Güzel, inşallah neceksen. Büyük anda ne hazırsın orası? Tayyar. Tayyar? Ha. Güzel. Sevesen gözükür tayyarım ayarı bulundu. Ha. 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 İnşallah da büyük anda bir güzel tayyar görürük seni. Ahmet bir şeyler ezberleyip sen bizim için. Ne şey de, şey? Motani. Mot. أنت هشيد الموطني موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك هل أراك هل أراك سالما مناعما وغالما مكرما سالما مناعما وغالما مكرما هل أراك في علاك تبلغ سمك تبلغ سمك موطني موطني güzel bir şekilde dedi özüm. Ahmet buradan aksu oyuncağı çok minder. Murciha. Ha. Ha. Ben de severim bunu valla. Ahmet bir şey sorayım sana. Tap tapış bilesen. Ha. Bir şey vardı. Havada dözü. Yerir ayaksız, uçar kanatsız, yıklar gözsüz. Bulut. Ne çevirdi olsun? Her zaman bir yerine de diyeler sakçın bunu. Ha. O hiç böyle tez bildi olsun. Evet tamam sorum senden. İnsanın cisminde neçe böbrek var? Yani kilye. İki. Ha. Beri neyi çatırdı? Maşallah Ahmet çatırdı. İki tap taşı da bildi. Tap tapışlar ikisini de bildi. Ahmet güzel bir vakit geçirdi burada. Güzel oyuncaklar da benim. Çok memnunum senden. Güzel bir spor getirdik sana. Burada bir bakalım kardeş. Ailemizden görürler seni, buradan arkadaşları, buradan kendimden arkadaşlarım görürler seni, ehliyeti görür seni, kısımları var. Ne diyorsunuz zaten? Dramajlarına her uşaklarımız getirin buraya. Çok hoş bir şeydi. Ha. Zaten burada güzeldi valla. Yani uşaklar gezdiler, güzel bir vakit geçirdiler burada. Farklı farklı oyunlar, uşaklar da var burada. Ha tamam. Güzel. Evet arkadaşlar, gördük uz gibi. Ahmet'ten güzel sohbetlerimiz güzel bir şekilde devam etti. Geçen gün başka bir çocuktan güzel bir sohbet edelim.
arkadaşlar, güzel minik çocuklarımızı ekran arkasından izleyenler bizi gördüğümüz için programımız Çocuk Dünyası ne güzel bir şekilde geçiriyor. Bu gördüğümüz gün burada çocuklarımız çok güzel bir mutlu eğlenirler burada özleri için. Güzel oyuncaklarda oynarlar, güzel vakit geçirdiler özleri için. Ve biz buradan her zaman diyoruz çocuklarımızı getirin böyle güzel parklara, güzel bir vakit geçirdiler özleri için. Buradan da benim yanımda bir güzel oğlan var. Onunla bir güzel sohbet geçirdim. Özüden ve bakım adı nedir? Ve ne şekil geçirir vakti bugün burada? Adı nedir? Mustafa. Mustafa aynı kardeşimin adıdır Mustafa aynı beraber. Sen de gözükürün rahatsa? Yok. Rahat diyorum çok. Ben her Mustafa'larına rahat olalım. Yani kardeşim hem de rahat edeceğiz. Ama rahat diyorum çok. İnşallah. Mustafa bir gün kiminle gelip sana? Nenem babam. Siz her zaman böyle gelirsiniz buraya? He. Her zaman geldim. Güzeldi burada, tamam, güzel oyuncaklar var burada, güzel vakit geçirdik burada. Ne çağın sen mektepten? Ne? Ne çağın sen mektepten? Üçüncüydüm, dördüncü oldum. İktidai yani? Ne çıktı bu netice aldın? Nacihan. Nacihsen, iyi güzel, hayırlıktan. Büyük olan da ona hızlısın olasın. Doktor. Güzel bir şey. İnşallah da büyük olan da güzel bir doktor olasın. Ne cüste çıktı lan doktoru? Ne bileyim, ben de demişim aynı olun. Ha, inşallah da güzel bir doktor olasın. Mustafa bir şeyler ezberleyip sen bizim için? Ha, neşit. Ya Rabbana yadır karam ya vaiben kullun ni'me hâze ebi ni'mel abu min ezzine kemiyet abu umun leti yuhubbâ men mislûhâ fi fadhâ barakumâ ya Rabbana uhfuzumâ devmen lena. Mustafa bir şey sorayım sana tıptapış, ben bilesen cevabı. Bak bir şey var da, dişi var dişlemez. Dişi var dişlemez, tarak. Ne, bana neyden bildi öyle göz ki deyibler sana bunlara var? Tamam. Mustafa buradan diyelim sana git güzel bir oyuncaklarda oynuyoruz için güzel vakit geçir, tamam? Ya. Evet arkadaşlar, buradan da geçeceğim başka bir çocukta güzel bir sohbet eder. Abdullah. Abdullah. Abdullah bir gün kimle gelip sen buraya? Arkadaşımın babasıydı. Ha, güzeldi buraya? He. Güzel vakit geçirdin burada? He, hoştu. Naksı oyuncağı çok mindi. Ha? Buna. Buralara güzel rengi renk topları var, tamam. He. Abdullah sen de mektebe gidersen? He. Ne çalışsan? Şeydi. Ömrün naişti, bas şeydi. A 5. yıl düşüp sen. Ha, beyin ne düşüldüz ya hele? Arıfsan. Ne çıktı? Naça. Elhamdülillah. Bir şeyler ezberleyip sen bizim için? Ne? Bir neşid, bir ayet. Valla ayet billah. Gel asala. İslamiye mi ona? Şey. La bismillahirrahmanirrahim. La aksim bihadel beled. Ve ente hurru bihadel beled. Vâridu ve mâ veled. Lekan kharaknel insâne fî kebed. İnne şey. İnne adednâhum adâmin. Ne? إن عددنا مع داعش جهنم لا وعدي أغزو ورسن عبد الله برضه سنة أخد الشاي وارد يقول هذا زمان بل فردان فتلة جلاسس فرد فرد دنيا ها واخد جيش برضه سن برضه ها شغلة مين سر فرق فرق لو شغلة وارد ها تمام ها çok memnunuz senden. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sohbetimiz güzel bir şekilde devam etti. Burada da geçen başka bir çocukla güzel bir sohbet edelim. Adın ne güzel oldu? Enes. Enes. Enes kiminle gelip sen buraya? Babamla. Babadan. Ha. Her zaman gelersin buraya? Böyle yani böyle atlı olsa böyle. Ha, güzel. Enes, ben çalıştım sen mektepte. Altıncı. Ha. Nece verdin tıkanlıkları o? İyi verdim. Hamdolsun. Ne hazırdın sen büyük olalım? Büyük olsam? Şey alalım, böyle top oynayayım. Top oyuncu olasın. Güzel, inşallah. Gözkür top savasın. Ha. İnşallah. Enes bir şeyler ezberleyip sen bizim. Allah ve evzi yavdan çıkmalı. Yavdan çıkmalı. Ha valla çok lalı. Tamam. Bizim çoğu zamandan bitip. Ha
يوم معنا زبلمي بسرعة معني إيش معني؟ معني جوخة إزبلمام إيش تسبس الزهرة؟ ها والله Enes bir şey sorayım sana. Ben bir soru sorayım sana bir dizi. İlde ne çay vardı? İlde? 10. 10 çi? Yine 10 çay vardı. 10 çayda ne çay hafta vardı? Yani 7. Yok. Hafta 7 günde. Ayda ne çay hafta vardı? Vallahi ne çıkıyor. Diyeyim sana şu rakamlara yine bakmak zorundayım. 4 yok ki. 4. Aferin bildi. Buradan derim sana Abdullah'dan. Enes. Bunlar oğlan çağ, oğlan çağını sohbet ettim. Özü adı Abdullah'ın çalıştım ara uzam. Hayvan yoldaşı oldu. Ha. Güzel. Enes buradan derim sana geç güzel oyuncakları da oyna. Güzel oyun... Kavalama oynayan arkadaşlarım ortada. Ha valla. Sohbetlerimiz gördüğünüz gibi devam edilir. Yanımda da bir güzel oğlan. Babam ne şekilde geçiyor vakti ona? Son çağı çok mıydı? Adı ne? Yunus. Yunus bugün kimden gelip sen? Babamla, kardeşimle, yoldaşımla. Güzel vakit geçirdin sen burada? Ha? Güzel vakit geçirdin burada? He. Ne son çağı çok mıydı? Şey abu. Güzel renk renk toplarım. Ben toplarım rengi saymam. Portakalı, sarı, mavi. Yeşil ya kırmızı. İngilizce biliyor musun sen? He. Green, yellow, light, orange, daha red. Yunus bir şeyler ezberleyip sen bizim için. He. Ne şey? Dur. Ha? Dur. Yok. Naqsı. قل الله حد الله صمد لم يلد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله حد الله صمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد صلى قال اللهم امين عظيم عفر يونس burada biz görürük elektronik şeyler de vardı oyuncaklar olarak mı indin he hele he tabii biz buradan her zaman diğer uçaklar ne etçiler gelsin burada bu güzel pratikte oynansın güzel vakit geçirsinler burada özel için de he Yunus sorum senden زائد كيلو 4 سن عفارم ديم اختبار ادم سنه يونس بيج قال انه نحز سنه دكتور ها والله بما سيورا ان شاء الله ده بيج قال انه بيرك زال دكتور görürük seni buradan diyarak sana egren özü için güzel bir vakit geçirdik tamam Abdurrahman güzel bir adı vardı. Abdurrahman kimden gelip sen? Babamla. Babamla mamamla? He. Güzel vakit geçirdin burada. He. Oyuncaklara mindi uyu hala? Bir sayılara mindim tık tıka. Güzel. İndi git özü için güzel oyuncaklara min güzel bir vakit geçirdin burada tamam. Abdurrahman bir şeyler ezberleyip sen bizim için. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم عبد الرحمن سان سان يشت مرة بخ منا قيم سان بشوف قصة بخ منا حتى بيدم الله الرحيم بقول عبود الله بن فلك مشاننا خلاص ومن شن حاسد إذا فقد
إلى حسن صدق الله العظيم. ورز عبد الرحمن سمكته بقى ده Ben Hanan'ın ablasına giderim. Güzel. Rakamları bilesen? Ha? Rakamları bilesen? Ha. Selam ama ona kadar mı için? Ne kadar? Rakamlar say 1, 2, 1, 2, 3, 6, 4, 6, 7'den sonra ne gelin? Yani, bugün. 7'den sonra ne gelin? Bugün mezbah aldık. Sonra 9? Ha, kuldu. Ha. Buradan diyelim sana Abdurrahman güzel git oyuncaklara min eglen özü için tamam? Çocuklarımız güzel vakit geçirdiler bizimle ekran arkasında ama tabii biz buradan da güzel bir vakit geçirdik çocuklarımızla. Şimdi de çizgi filmimiz vardı, izleyelim beraber olsun. Gülüver'in maceraları. Bir zamanlar Gülüver adında bir doktor yaşarmış. Gülüver şehirde işsiz kalınca bir gemide iş bulmuş. Böylece denizlerdeki yeni hayatı başlamış. İlk günler yolculuğu çok iyi geçmiş. Gemideki yeni hayatına alışmaya başlamış. Fakat bir süre sonra çok şiddetli bir fırtına çıkmış. Dev dalgaların üzerinde saatlerce çırpınan gemi sonunda yan yatmış. Gülüver ve birkaç tayfa gemi batmadan önce bir sandalı denize indirmeyi başarmışlar. Hemen ardından da gemileri sulara gömülüp yok olmuş. Bu eski sandalda da çok fazla dayanamamışlar ve sonunda sert bir dalgayla sandal devrilmiş. Herkes bir yana savrulmuş. Gülüver saatlerce su üstünde çabalamış durmuş. Hayatta kalmaya çalışıyormuş. Sonunda bir akıntı ona yardım etmiş ve yorgun bitkin bir halde sahile çıkmayı başarmış. Buranın neresi olduğu hakkında hiçbir fikri yokmuş. Zaten düşünecek halde de değilmiş. Kumların üstünde bayılıvermiş. Uyandığında her yerinden bağlandığını görmüş. Çevresine boyları birer karış olan bir sürü minik insan toplanmış. Gülüver şaşkınlık içinde minik insanlara bakarken onlar da aynı şaşkınlıkla Gülüver'e bakıyorlarmış. O sırada vücudunda bir karıncalanma hissetmiş Gülüver. Kafasını doğrultup kendine bakınca vücudunun minicik oklarla kaplı olduğunu görmüş. Ondan korkan minik insanlar hala ok atmaya devam ediyorlarmış. Durun lütfen yapmayın. Size zarar vermem merak etmeyin. Gülüver birkaç gün elleri ayakları bağlı bir şekilde orada kalmış. Ona yemek ve su vermişler. Birkaç gün sonra yüzlerce minicik atın çektiği büyük bir arabaya bindirmişler Gülüver'i ve yaşadıkları şehre götürmüşler. Bu küçük şehrin adı Lilliput'muş. Şehrin en büyük binasını ona ayırmışlar. Ama bu büyük eve girmek için bile Gülüver yerde sürünmek zorunda kalıyormuş. Gülüver'den bir zarar gelmeyeceğini anlayan minik insanlar onu krallarıyla tanıştırmaya karar vermişler. Böylece Gülüver, Lilliput kralının karşısına gelmiş. Kral, Gülüver'in burada kalmasına izin vermiş. Ama karşılığında çalışması, şehirde yapılacak işlere yardım etmesi gerekiyormuş. Gülüver yapabileceklerini ve yapamayacaklarını yazan bir kağıda imza atmış.
Örneğin halktan birini eline alması için izin alması gerekiyormuş. Bu şartlar altında Gulliver, Lilliput'ta yaşamaya başlamış. Binaların yapımında, su taşıma işlerinde halka yardımcı oluyormuş. Aradan geçen günlerin ardından küçük insanların büyük bir derdi olduğunu öğrenmiş. Komşu ülkenin askerleri Lilliput'u işgal etmek istiyorlarmış. Bunun için büyük bir savaşa hazırlandıkları haberi gelmiş. Gulliver krala yardım teklif etmiş. İsterseniz ben bu konuda size yardım edebilirim efendim. Kral çok memnun olmuş. Teşekkür ederek kabul etmiş. O sırada komşu ülkenin savaş gemileri hazırlıklarını tamamlamış. Limanda hareket emri bekliyorlarmış. Bu haber tüm Lilliputluları düşündürmeye başlamış. Gulliver için bu sorunu çözmek çocuk oyuncağıymış. Herkesten bulabildikleri kadar tel toplayıp getirmelerini istemiş. Gulliver halkın bulduğu tüm telleri birbirine eklemiş ve uzun, sağlam bir ip yapmış. Gece olunca uzun tel sicimi yanına alıp karşı kıyıya geçmiş. Düşman askerlerini gözükmeden küçük limana ulaşmış. Oradaki gemileri tellerle birbirine bağlamış. Sonra da içindeki az sayıda askerle birlikte çeke çeke Lilliput kıyılarına getirmiş. Limanda kendisini bekleyen Lilliput halkı sevinç içindeymiş. Düşman askerlerini esir almışlar. Artık karşı taraftan korkmaları için hiçbir neden kalmamış. Kral Gulliver'e teşekkür etmiş ve onu ödüllendirmiş. Gulliver, kralın güvenini kazandığı için çok mutlu olmuş. Günlerden bir gün sarayda yangın çıkmış. Gulliver yangını duyar duymaz limandaki gemilerden birine su doldurup sarayın üstüne dökmüş. Yangını anında sönüvermiş. Gulliver ve kralın arası çok iyiymiş. Kral bir karar alırken ona danışıyormuş. Tabii bu saraydaki diğer yardımcıları rahatsız etmeye başlamış. Gulliver'in başarısını kıskanmışlar. Kralım, bazı duyumlar alıyoruz. Gulliver daha da güçlenip sizin yerinize geçmek, Lilliput kralı olmak istiyormuş. Ya! Evet kralım, ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Bize saldırmaya kalkarsa ona karşı koyamayız. Böyle tehlike içinde yaşayamayız. Halk da tedirgin. Kral yardımcılarının sözlerinden etkilenmiş ve Gulliver'i cezalandırmaya karar vermiş. Geçmişte yaptığı iyilikleri düşünerek ona ölüm cezası vermeyeceğim. Gözleri kör edilecek, şehirde dolaşması yasaklanacak ve yiyeceği azaltılacak. Sarayda Gulliver'i seven bir çalışan, kralın aldığı bu kararı duyunca hemen Gulliver'in yanına koşmuş ve ona olanları anlatmış. Kralla konuşup onu bu kararından vazgeçirebilirim. Fakat karar verilmiş bir kere ve kralın bu kararından vazgeçmeye hiç niyeti yokmuş. Gulliver, adayı terk etmekten başka çaresi olmadığını anlamış. Gece limandaki düşman gemilerini de alıp denizde karşı adaya doğru yol almış. Bazen yürüyor, bazen de yüzmek zorunda kalıyormuş. Sonunda Lilliput halkının düşman dediği adaya ulaşmış. Gulliver gemilerini iade edince halk onun kötü niyetli olmadığını anlamış. Yanına bir kılavuz vermişler ve ülkenin kralıyla görüşmeye gitmiş. Kral da Gulliver'i çok iyi karşılamış. Gulliver olan biten her şeyi krala anlatmış. Kral ona istediği kadar kalabileceğini söylemiş. Gulliver çok şaşırmış. Gemilerini çalmasına rağmen kralın böyle hoşgörülü davranması Lilliput şehrinde görmediği bir davranışmış çünkü. Gulliver kendisinin sığacağı bir ev olmadığı için geceleri dışarıda geçiriyormuş. Lilliput halkı bu ülkeyi düşman olarak görüyor. Oysaki hepsi iyi insanlar. Bir gün adayı dolaşırken kendi boyuna uygun kırık dökük bir sandal bulmuş. Gemisi battığında bindikleri sandalmış bu.
Demek sandalımız da bu adada kıyıya vurmuş. Hemen kralla görüşmeye gitmiş. Kral bir sürü askerini Gülüver'e yardım etmesi için görevlendirmiş. Hep birlikte sandalı tamir etmeye başlamışlar. Birkaç gün içinde sandal yeniden denize açılabilecek hale gelmiş. Gülüver çok sevinçliymiş. Sonunda cüceler ülkesinden ayrılıp evine dönebilecekmiş çünkü. Gülüver kendisine kucak açan krala ve halkına çok teşekkür edip denize açılmış. Bu küçücük sandalla onu zorlu bir yolculuk bekliyormuş. Ufacık bir fırtına bile sandalımın devrilmesine sebep olacak. Açık denizde birkaç gün yol aldıktan sonra bir gemiye rastlamış. Yardım istemek için bağırmaya başlamış. Hey! Buradayım! Yardım edin! Hey! Nihayet gemidekilere sesini duyurabilmiş. Sandala yaklaşıp Gülüver'i gemilerine almışlar. Ve Gülüver böylece kurtulmuş. Başına gelenleri anlatmak için sabırsızlanıyormuş. Küçük insanları, Lilliput şehrini ve iki ülkenin kralını anlatınca ona kim inanacakmış acaba? Gülüver sonunda evine, ailesine kavuşacağı için çok mutluymuş. Ama denizlerde onu bekleyen daha çok macera olduğunu da hissediyormuş. Evet sayın seyircilerimiz, güzel minik çocuklarımız bizi diyenler gördüğünüz gibi güzel bir vakit geçirdik burada biz. Şimdi de çizgi şarkımız vardı bir yerde izleyelim özü. Şıp şıp musluktan dişlerimi fırçalarım fış fış macunla. Annişe günaydın derim öperim yanaktan. Öperim öperim mucuk çocuk. Sabah erken kalkarım ben hop hop yataktan. Yüzümü yıkarım suyla şıp şıp musluktan. Dişlerimi fırçalarım fış fış macunla. Babişe günaydın derim öperim yanaktan. Öperim öperim mucuk mucuk. Akşam erken yatarım ben hop hop yatağa. Gözlerimi kapatırım mışıl mışıl uykuya. Rüyamda görürüm Alişi ve Bebişi. Hemen öperim onların yanaklarını. Mucuk mucuk yanaklarını. Mucuk mucuk yanaklarını. Akşam erken yatarım ben hop hop yatağa. Gözlerimi kapatırım mışıl mışıl uykuya. Rüyamda görürüm Zeynoş'u ve Bebiş'i. Hemen öperim onların yanaklarını. Mucuk mucuk yanaklarını. Mucuk mucuk yanaklarını. Evet hayran seyircilerimiz, evet güzel minik çocuklarımız bizi izleyenler. Gördüğünüz gibi Çocuk Dünyası programı ne güzel bir şekilde geçti. Güzel sohbetlerimiz devam etti. Ve onun yanında da güzel görüntüler atmıştınız bizim için. İzledik özleri, güzel çizgi film, çizgi şarkılar da izledik. Buradan da diyerek gelecek bölüm görüşmek üzere, hoşça kalın.